Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aynur Koş. Bugün sizlerle görselde görmüş olduğunuz çantayı çalışacağız. Arkadaşlar çantamızı rafya ipten çalışacağız. 3 renk ip kullanacağız arkadaşlar. Craft, beyaz ve siyah. Bu çantamızı 4 mm tığla öreceğiz. Arkadaşlar beyaz ve siyah ipim biraz sert çıktı. O yüzden iplerimi yumuşattım. Biliyorsunuz ipleri nasıl yumuşatılır diye de bir video çektim. Eğer siz de bilmiyorsanız yumuşatma nasıl oluyor, o videomu izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Bu yumuşak örüm rafyalarda bazı iplerinde ya da bazı lotlarında diyeyim. Mesela bir lot geliyor beyaz çok iyi, yumuşacık. Ama bir başka lotu geliyor, onda biraz daha sert çıkabiliyor. Sert çıkıyor, örülmüyor mu? Örülüyor tabii ki. Ama daha keyifli örülebilmesi adına ben iplerimi yumuşatıyorum arkadaşlar. Siyah ipimiz bu kadar değil tabi. Bayağı bir siyah ipimiz gidiyor arkadaşlar. Videonun sonunda ne kadar ip gittiğini sizinle paylaşacağım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çantamızı örmeye başlayalım. Arkadaşlar tabanımız 41'e 14 santim, yani eni 41 santim, yüksekliği de 14 santim olan bir taban öreceğiz. Hazır böyle bir şey olmuşken de buna da açıklık getirelim. Yani 41, 14 santim bir taban örmeniz isteniyor. Ama kaç tane zincir çekeceğiz? Bunu bulabilmemiz için arkadaşlar 41'den 14'ü çıkaracağız. 41'den 14'ü çıkarttığımız zaman 27 kalır. Biz 27 santim zincir çekmemiz gerekiyor. Bu ebatlarda bir taban yapabilmemiz için. Şimdi ben 27 santim zincir çekeceğim. 27 santim kaç zincir oluyor onu sizinle paylaşacağım. Ama arkadaşlar dediğim gibi bu ipleri de kendi aralarında ince ve kalın oldukları için siz benim verdiğim sayıları değil de kendi santiminizde, yani herkesin de eli değişik biliyorsunuz. Elimizin sıkılığı, gevşekliği var. O yüzden siz 27 santim zincir çekin. Yani hiç önemli değil. Benimki 35 çıkar, sizinki 38 çıkar. Bu önemli değil. Bu çantanın yapımında. Dediğim gibi tabana oturtalım. Yeterli arkadaşlar. Şu ilk yaptığımız kilidi de sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 diyerek çekmeye başlıyorum. Dediğim gibi 27 santim zincir çekeceğim. Arkadaşlar 27 santim zincirim, 39 tane zincir çektim arkadaşlar. Zincirimin tam dibine batıyorum. Zincirimizin şu kısmına değil, şu kısmına batıyorum arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna kadar bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Sıranın sonuna geldim. Şu kilidimi de şöyle aralıyorum arkadaşlar.
kilidin olduğu yere 3 tane sık iğne yapıyorum. Şu ipimi biraz çekip sıkılaştırıyorum. Şimdi şu kısımları batarak sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz. Evet, bu şekilde sıranın sonuna geldim. Şimdi şu kısmı şöyle batıyorum. Buraya 3 tane batacağım arkadaşlar. Bir, üç. Şurası başlangıç noktası. Şurada aslında başlangıç noktamız şurası arkadaşlar. Ama biz oraya değil, hemen onun yanındakine batıyorum ve bir ilmek kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, tam dibine batıyorum. Şimdi böylece yeni bir sıraya da geçmiş oluyoruz. Tekli sık iğnelerimi yaparak devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar birleştirmeyi yapacağız. Şuradan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi de içinden. Şuradan tığımı geçirip ilmeğimi tığıma takıyorum. Şöyle birazcık sıkılaştırıp bir tane zincir çekiyorum ve sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Böylece yeni bir sıraya da geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Dikdörtgen taban çalışıyoruz. Şu 3 tane arttırma yaptığımız yere gelinceye kadar tekli sık iğnelerimi örüyorum arkadaşlar. Şimdi 3 tane arttırma yaptığım sık iğnenin önündeyim. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3. Şimdi ilkine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Yanındakine tek, onun yanındakine 3.
Yanındakine tekli sık iğnelerimizle devam ediyoruz artık. Böylece köşemiz de oluştu arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi bu köşede de yapacağız. Ben şimdi tekli sık iğnelerimi öreyim. Arttırma yerini beraber yapalım. Evet, arttırma yapacağım yere geldim. 1 2 3 yanındakine tek, yanındakine tek, yanındakine tek. Şimdi arttırma yapacağım yere geldim. 3. Şimdi arkadaşlar, birinci sıramızda şuraya yanlara üçer, ortaya tek batmıştık. Bir üst sıramızda yanlara üçer, ortaya üç tane battık. Bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bundan sonraki sıramızda da şu aradaki üçlü, yani 3 tane tek, 5 tane olacak. Yani 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar aradaki tekli sayılarımız. Onlara dikkat edin. Yani o şekilde ilerlemesine dikkat edin. Yani 1, 3, 5, bir üst sıra 6 olamaz. 7 olması gerekiyor. Ona dikkat edin. Hep tek sayı, tek sayı olması gerekiyor. 1, 3, 5, 7, 9, 11 falan gibi yani. Şimdi yine tekli sık iğnelerimizi öreceğiz. 3. Evet arkadaşlar, bakın kıvrılıyor. Yani bunu böyle çok kitap gibi ören bilmiyorum vardır zannedersem, ama benimki de kıvrılıyor arkadaşlar. Endişelenmeyin. Hepinizin, yani %90'ınızın endişesi bu yönde. Ama hepimizinki kıvrılıyor. Sorun yok. Ütüyle düzelteceğiz arkadaşlar. Şimdi arttırma yapacağım yere kadar örüyorum. Arttırma yapacağımız yer şurası. Burada da burası. Şimdi örüp geliyorum arkadaşlar. 1 2 3. Şimdi aradaki tekleri yapıyorum. 1 yanındaki 2 yanındaki 3. Şimdi arttırma yapacağım yere geldim. 1 2 3. Bir tane de tek yapıyorum ve burada birleştirme yapacağım arkadaşlar. Şöyle biraz bolluk verip tığımı şöyle arkadan geçiriyorum. İlmeğimi tığıma geçiriyorum. Ve şu aradan tığımı geçirip ilmeğimi takıyorum. Biraz sıkılaştırıp içlerinden ilmeğimi geçiriyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Ve sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Arkadaşlar, bu tabanımız hep bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ben 14 santim olana kadar, yani şu yükseklik 14 santim olana kadar öreceğim. Size kaç sıra ördüm onu bilgisini vereceğim. Arkadaşlar, şu yanlardaki tekli sayılarımızı, onları kaçırmayın. O aradakileri, mesela bu sıramız 3 ya, bundan sonraki sıramız 5 olacak. Bunları kaçırmayın arkadaşlar. Yoksa yanlış yapmanıza imkan yok. O sayıları düzgün oraya oturtabilirseniz. Evet, şimdi ben örüp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, tabanımı ördüm, ütüledim. Kaç sıra ördüm önce onu söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra ördüm arkadaşlar. Şuradaki teklilerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tek arkadaşlar. 41, 14 saniye. Şimdi birleştirmeyi yapıyoruz.
ve yeni bir sıraya geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi hiçbir arttırma yapmadan sadece bütün sık iğnelerimizi tek tek batarak 6 sıra örüyoruz. Yani hiçbir şey yapmıyoruz. Döne döne 6 sıra örüp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 6 sıra ördüm. Bakın şöyle en son arttırdığımız yer burası, tabanımız yani. 1 2 3 4 5 6. Burada ipimi kesiyorum. Ve tekrar geri dönüyorum. Şöyle ipimi de bu tek kanatlardan geçiriyorum arkadaşlar. Bunu örerken saklayacağım. Şimdi siyah ipimize geçiyorum. Şu tabanımızın kısa kenarının tam ortasından şöyle göz kararı. Siyah ipimi takıyorum. Şu başladığım ipi de örerken saklıyorum arkadaşlar. Yeni bir renge geçerken ipimizi böyle keseceğiz. Yeniden başlayacağız. Birleştirmeleri yine aynı şekilde yapacağız. Şimdi ben şu birleştirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Sonra bu çantada renkler değişe değişe örüyoruz. Ama siz bu siyahı bitirdikten sonra siyahtan kaç sıra öreceğiz? Siyahtan 8 sıra öreceğiz. 8 sıra siyahı ördükten sonra şurada yaptığımız gibi ipimizi kopardık ya burada. O şekilde birleştirmeyi yapacağız. Ondan sonra diğer ipe geçeceğiz. Hep böyle ipimizi kopararak yapacağız. Ben bu siyahı öreyim. Şurada birleştirmeyi size tekrar göstereyim. Sonra yeni bir renge geçerken de size göstereyim. Ondan sonra sizinle paylaşacağım şey şu olacak. Kaç sıra hangi renkten ördüm? Onları paylaşacağım sizinle. Sıranın sonuna geldim. Şu başlangıç noktasından tığımı takıyorum. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Bu arada ipim de bitti. Biraz sıkılaştırıp bir tane zincir çekiyorum. Bu arada yeni ipe geçmeyi de göstereyim arkadaşlar. Batıyorum. Yeni ipimden alıyorum. Böyle. Ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi iki tane ucum var. Bu uçları da örerken saklıyorum. Ve böylece yeni ipime de geçmiş oluyorum. Evet arkadaşlar, siyah ipimizi bu şekilde öreceğiz, birleştireceğiz, buradan devam edeceğiz. Yeni bir ipe geçerken de ipimizi keseceğiz, birleştirmeyi yapacağız, ondan sonra yeni ipimizi takacağız. Çantamız bu şekilde örülecek. Dediğim gibi size hangi rengi kaç sıra ördüğüm bilgisini paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ben çantamı ördüm. Şimdi size ne yaptım onu anlatacağım. Tabandan sonra arkadaşlar şu craft rengimi 6 sıra ördüm. 6 sıra bunu ördükten sonra 8 sıra siyah ördüm. 2 sıra craft, 4 sıra beyaz, 1 sıra craft, 1 sıra beyaz, 14 sıra craft, 7 sıra siyah ördüm arkadaşlar. Bunu da bir kağıda yazayım. Öyle daha kolay olacaktır oraya da bakarak. Tabandan sonra 6 sıra craft ördüm. 8 sıra siyah,
2 sıra kraft, 4 sıra beyaz, 1 sıra kraft, 1 sıra beyaz, 14 sıra kraft, 7 sıra siyah. Evet arkadaşlar, sıralamamız böyle. Şimdi çantamızın ortasını bulacağız. Şöyle tabanımı katlıyorum. Tam ortalarından ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi arkadaşlar, burada sapımızı takabilmemiz için delikler açacağız. O deliklerin yerini ayarlayalım. Yanlarda 14 santim bıraktım. Şurada da aynı şekilde 14 santim. Şimdi buraya kadar öreceğiz. Burada 7 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Bu sap yerimizi ayarlayacağız. Bunların tam karşısına da ilmek belirleyiciyi koyalım. Şu aradaki mesafeyi vermiyorum. Çünkü yanlardan 14 santim ayırdığımız zaman, yani bu ölçülerde yapıp da 14 santim yanlardan ayırdığınız zaman sap kısmımız denk geliyor. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Çantamın eni 55 santim arkadaşlar. Bu ilmek belirleyici çantamızın ortası olan yerdeki ilmek belirleyici. Şimdi şu ölçüyü aldığımız yere kadar örüyorum. Ve 8. sıraya başladım arkadaşlar. 7 tane ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 8. sıra. 8. sırada ilik açıyoruz. Öyle söyleyeyim. İlmek belirleyicinin olduğu yere de batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.ye sık iğne ile birleştiriyorum. Ve ilk iliğimizi de bu şekilde açtık arkadaşlar. Şimdi burada da ilmek belirleyicim burada. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuraya da bir tane takayım. Buraya ilmek belirleyicinin olduğu yere sık iğnemi yapıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Buradaki belirleyicinin olduğu yere batıyorum. Beraber yapalım. Belirleyicinin olduğu yere geldim. Oraya da batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Ve belirleyicinin olduğu yere batıyorum. Evet arkadaşlar, iliği bu şekilde açıyoruz. Şimdi şurası orta. Buraya örüyoruz. Şu belirleyicinin olduğu yere geldiğimiz zaman tam karşıya. Yine burada yaptığımız işlemi buraya da uyguluyoruz. Şimdi ben bu sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Ve bunun üstüne de bu 8. sırayı 1. sıra kabul edip
7 sıra daha bu şekilde siyah rengimizden örüyoruz. Ben burayı bitireyim. Şu zincirin üstüne nasıl gidiyoruz? Farklı bir şekilde gitmiyoruz ama yine de göstereyim. Örüp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar zincirlerin şöyle ortasını batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Burası da bu şekilde. Şimdi şu sıramızda sayarak 7 sıra örüp geliyorum. Arkadaşlar 7 sırayı da ördüm ve ipimi kestim. Şöyle biraz uzunca bir ip bıraktım bitmek için. Ama tabii bu ip yeterli olmayacaktır arkadaşlar. Tekrar ip takıyorum. Tekrar tığımı buradan geçirip şimdi arkadaşlar çantamı güzelce ütüleyeceğim. Ondan sonra saplarını örmeye başlayacağız. Bu kısmı böyle bu şekilde katlıyoruz iç tarafa. Ama tabii bu işlemi yapmadan önce saplarımızı öreceğiz. Saplarımızı dikeceğiz önce. Ondan sonra bu kısmı. Çantamı ütüleyeceğim. Kenarda hazır. Bekleteceğim arkadaşlar. Şöyle sap içine birazcık ip bırakıyorum. Yedi tane zincir çekiyorum. Tam dibine batıyorum. Sık iğne örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane sık iğnem var. Arkadaşlar, 7 sıra sık iğne örüp geliyorum. Birinci sırayı ördüm, 6 sıra daha öreceğim. 7 sıra ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Buraya çift batıyorum arkadaşlar. Şuraya da bir ilmek belirleyici takıyorum 7. sırama. Çünkü bu ilmek belirleyiciden sonra 50 sıra öreceğiz. Bu arttırdıklarımızla beraber. Son noktamı batıyorum. Buraya bir kez daha batıyorum. Zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bu noktaya çift batıyorum. Son noktaya da çift batıyorum. İki sırada iki baştan, iki sondan, iki baştan, iki sondan arttırma yaptık arkadaşlar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğneye ulaştık. Bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Ve artık arttırma yok. Normal sık iğnelerimizi örüyoruz. Arkadaşlar 50 sıra bu arttırdığımız yerle beraber. 1, 2, 3. örüyorum. Bu şekilde 50 sıra sık iğne örüp geleceğim. Arkadaşlar 48 sıra ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şimdi burada eksilteceğiz. 2 sırada eksilteceğiz. 50'ye tamamlayacağız bu şekilde. İkisini bir çektim. Sıranın sonuna doğru gidiyorum. Son 2 tane sık iğnem kaldı. Batıyorum. Son sık iğneyi de batıyorum. 3 tane ilmeğim var. 3'ünü bir çekiyorum. Bir tane zincir çekip geri dönüyorum. Yine eksilteceğiz. Batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Yandaki sık iğneye batıyorum. 3 tane ilmeğim var. 3'ünü bir çekiyorum. İki tane sık iğnem kaldı. Batıyorum. Son sık iğneye de batıyorum. Üçünü bir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar 6 tane sık iğnem var. 6 sık iğneyi şu başta yaptığımız gibi 7 sıra örüyorum. Artık eksiltme yapmıyorum. 6 sık iğnemizi 7 sıra ördük. 2 sıra arttırdık. 10 tane sık iğneye ulaştık. Toplamda eksiltmelerle beraber 50 sıra ördük. Şimdi 6 tane sık iğnemizi 7 sıra öreceğiz. Sapımızı bitireceğiz arkadaşlar. 7 sıra ördüm. Burada da dikmek için biraz uzun bir ip bıraktım. Şimdi arkadaşlar şöyle katlıyorum. Şu arttırma yaptığımız yerden itibaren dikmeye başlıyorum. Şu ilmek belirleyicinin olduğu yerden itibaren. İpimin ucuna bir düğüm attım. Belirleyicinin oradan çıkıyorum. Tam karşısında şöyle karşılıklı dikiyorum arkadaşlar. Evet, böyle şu ilmek belirleyicinin olduğu yere kadar böyle gösterdiğim gibi dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle dikiş kısmı karşıya bakacak arkadaşlar.
Evet, bu şekilde dikiyoruz. Şimdi bütün saplarımı dikeceğim arkadaşlar. Size gösterdiğim gibi. Arkadaşlar şu kısmı çevirdim ve ütüledim. Şimdi şöyle. Şuradan ip bırakmıştık hatırlarsanız. Bakın şuradan alıyorum ve burunda tek kanadından alıyorum. Evet arkadaşlar, çantamın etrafını bu şekilde dikeceğim. Evet arkadaşlar, çantam bitti. İç kısmını bu şekilde diktim. Şimdi size bir ölçü vereceğim. 54 santim yüksekliği de tam şu köşeden ölçüyorum. 32 santim. Arkadaşlar bu çantayı örebilmemiz için 2 tane kraft, 2 tane siyah, 1 tane de beyaz rafya ipi ihtiyacınız var. Şu sapın bitmiş halinin ölçüsünü de vereyim. İki santim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Sevgiyle, sağlıkla, huzurla kalın. Hoşça kalın.